Nasrettin Hoca yolda yürürken biri ensesine öyle bir vurmuş ki neredeyse yere düşecekmiş, hiddetle dönüp bakmış. Karşısında tanımadığı genç bir adam, Nasrettin Hoca sormuş, ''Ne cüretle vuruyorsun?'' ''Özür dilerim hocam, sizi birine benzettim. Küçük bir hata yaptım ama siz pireyi deve yaptınız. Yürü o zaman, kadıya gidiyoruz.'' Gitmişler kadıya, ikisini de dinleyen kadı efendi, Nasrettin Hoca'ya vuran gencin akrabasıymış. Kadı efendi Nasrettin Hoca'yı yumuşatıp akrabasını kurtarmaya çalışmış. ''Hoca, hislerini anlıyorum. Bu durumda herkes aynı şeyi hissederdi. Şimdi bu genç adam kendine bir tokat atsa kabul eder misin?'' Nasrettin Hoca ısrar etmiş. ''Olmaz, mahkeme yapılsın.'' Kadı efendi bunun üzerine akrabası olan genç adama dönüp kararını vermiş. ''Ceza olarak Nasrettin Hoca'ya 5 kuruş ödeyeceksin, hemen gidip getir.'' Nasrettin Hoca para almaya giden genç adamın dönmesini beklemiş. 1 saat geçmiş, 2 saat geçmiş ama genç adam ortalıkta gözükmüyormuş. Mahkeme kapısının kapanma saatine kadar bekleyen Nasrettin Hoca, kadı efendinin ensesine o kalı bir tokat indirdikten sonra demiş ki, ''Kusura bakma kadı efendi, daha fazla bekleyememem, gelirse söyle ona, 5 kuruşu sana versin.''